Manşete hoş geldiniz. Neden bu görselle çıktım? Birazdan anlatacağım ama günün flash haberi Lahey'den geldi ve Lahey'de e, hakimler var dedirtti. Uluslararası Adalet Divanı e, Güney Afrika'nın e, soykırım suçlamasıyla açtığı davada İsrail'in Gazze'deki soykırım eylemlerini önlemek için tüm önlemleri almasının zorunlu olduğuna hükmetti. Yani İsrail'in davanın düşürülmesi talebini reddetti. Reddederken de bu dava devam edecek ve soykırım suçlamasıyla İsrail yargılanacak dedi. Ve ayrıca eylemleri e, soykırıma varan eylemleri önlemek konusunda da e, İsrail'in e, harekete geçmesini istedi. Kararda e, İsrail'in kendine bağlı e, güçlerin Gazze'de e, soykırım yapmayacağını garanti etmesi gerektiği de ayrıca vurgulandı. İsrail'in uluslararası yasal yükümlülükleri kapsamında geçici karara uymak için alacağı önlemleri bir ay içinde LAHE'ye bildirmesi istendi. Yine Adalet Divanı Hamas'a da elindeki İsrail rehineleri derhal serbest bırakma çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu elbette daha önceki açıklamalarında da olduğu üzere bu kararı tanımadığını veya tanımayacağını söylemişti. Ara karar sonrası yaptığı açıklamada, bu suçlamanın inanılmaz olduğunu savundu filan. Şimdi bu konuya bakacağız. Bu konu çokça tartışılıyor sosyal ağlarda, çokça gündeme geldi. İşte orada hangi hakimler veya hangi her ülkeden var. Avustralya, Fransa, Çin, Almanya, e, Jamaika, Hindistan bütün ülkelerden hakimlerin oluşturduğu bir heyetten bahsediyoruz ve İsrail'in sanık sandalyesinde olduğu, halihazırda süren Gazze dramıyla ilgili bir dava bu. Elbette bu davada kararın çıkması aylar alacak belki ama bir ara karar olması açısından ve İsrail'in e, davayı düşürün, davayı reddedin talebinin reddedilmesi açısından önemli. Bir ateşkes çağrısı yok veya bir ateşkes talebi yok mahkemeden fakat İsrail'in durması durdurulması gerekiyor. Ve bu konuda batı ülkelerinin de bu karara bakarak İsrail'e baskı uygulaması icap ediyor. Diplomatik baskı olabilir, ticari baskı olabilir, askeri baskı olabilir. Neticede Uluslararası Adalet Divanı soykırımı önleme emri vermiş durumda. Ki yargıç İsrail'e yönelik kimi iddiaların soykırım sözleşmesi hükümleri kapsamına girdiğini de söyledi. Yeterli kanıt e, mevcut dendi. Aynen e, karardan bir cümleyi okuyorum. İsrail Devleti Gazze'de ve Gazze'ye karşı yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı. İsrail Devleti sözleşme sorumlulukları çerçevesinde. Gazze'deki Filistinliler konusunda elinden gelen tüm adımları atarak soykırım suçunu engellemekte elinden geleni yapmakla yükümlüdür demiş. İvo Molinas'ın tweetini alıntıladım. Çok sayıda tepki var, çok sayıda yorum var ama bunu özellikle alıntıladım. Çünkü Yahudi cemaatinin e, Türkiye'deki gazetesi Shalom'un genel yayın yönetmeni Ivo Molinas. Uluslararası Adalet Mahkemesi'nden ara karar. İsrail soykırım teşkil edecek eylemlerden sakınmalı. Mahkemeye bir ay içinde rapor verecek. İsrail insani yardımlara izin vermeli. Hamas elindeki tüm İsrail rehineleri şartsız serbest bırakmalı. Evet Ivo Molinas'ın tweetini de Shalom'un genel yayın yönetmeni olması hasebiyle önemsiyorum. Peki ben niye alta Berlin'de hakimler var diye yazdım. Lahey'de hakimler var demem daha uygun düşmez miydi? Hayır Berlin'de hakimler var dedim çünkü... E, bu görseli de anlatacağım. Berlin'deki hakimler var olayı bir tarihi anlatıya dayanıyor. Doğrudur, yanlıştır, rivayettir ayrı bir konu ama hikaye güzel. Hikayeye göre birkaç asır önce ya da orta çağdan biraz sonra Alman e, kralı e, Postum denen bir bölgeden geçerken orada bir yeri çok beğeniyor ve buraya diyor sarayımı inşa edin. Fakat e, elemanları gidiyorlar saray yeri inşa etmek üzere. Orada bir değirmen var ve bu değirmenin kaldırılması veya yıkılması gerekiyor. Değirmen sahibini buluyorlar ve değirmen sahibine diyorlar ki işte efendim kral e, buraya saray yaptıracak. Bu değirmeni sizden satın almak istiyor. O da diyor ki hayır benim değirmenim satılık değildir. Ee, bana atadan kaldı ben de çocuklarıma bırakacağım. Sonra kralın huzuruna çıkarılıyor bu değirmenci. Kral da diyor ki değirmenciye. Yani diyor ben diyor kral olarak orayı senden diyor alabilirdim. Ama diyor parasıyla satın almak istedim sen buna rağmen hayır dedin. O da diyor ki alamazsınız. Çünkü diyor Berlin'de hakimler var. İşte Berlin'de hakimler var lafı böyle tabir yerindeyse darbe mesel oluyor ve e, nesilden nesile aktarılıyor. Kralın hiddetlenmesi beklenirken bu cevap karşısında buna çok seviniyor, bundan çok hoşnut oluyor ve e, tarihe geçen bir söz ifade ediyor. Hiçbir güç, hiçbir siyaset, hiçbir iktidar kral bile olsa adaletten üstün değildir. Hiç kimse adaletin üstüne çıkamaz. İşte bu da o bölgede saray ve arkasındaki değirmen görülüyor. Onun için bu görseli seçtim ve bununla başlamak istedim. İsrail'e devam edelim. TÜİK açıklamış efendim Türkiye'den İsrail'e silah göndermedik parça, parçalarını gönderdik. Şimdi bir yönüyle de bu karar Türkiye'de büyük e, coşkuya yol açtı. İktidara yakın hesaplar paylaştılar işte laheyden tokat gibi karar falan ama öbür tarafta senin ile ticaretin devam ediyor. Hadi en azından bu karardan sonra İsrail devam edecekse Gazze'de insanları öldürmeye, insanları yerinden yurdundan etmeye bir yaptırım uygulaman gerekir. Onu da yapmayacaklar bak göreceksiniz yani. Ayrıca yani şu açıklamadaki garabete bakar mısınız? Kişisel amaçlı spor, av ve bunun gibi amaçlar, silahlar ve bunların aksam parçaları. Yani parça göndermek serbest, e, silahı İ İsrail üretir zaten demeye getiriyorlar. O arada gazetede bir manşet dikkatimi çekti. İsrail demişken 24 saatte 24 asker kaybetmiş, İsrail şokta diyor. Türkiye'yi hiç şoka girdi mi? Şimdi e, doçevele kararı Türkiye 23.400 e, Doçevela haberi e, Türkiye 23.400 davayla ahim gündeminde en fazla davaya sahip ülke Türkiye kaynaklı insan hak, hak ihlal şikayetleri ahimin iş yükünün üçte birini oluşturuyor. Yani bir yönde Lahay kararını alkışlıyorsun, öbür tarafta gene bir uluslararası mahkemede de iş yükünün üçte biri sen 23.400 davayla ahim gündeminde en fazla davaya sahip ülke. Yani bir de böyle. Yani işine gelen kararı uygulayıp işine gelen karara da siyasi diyen tek ülke İsrail değil. Türkiye'de bu ülkelerden biri. Yani nasıl olmasın ki? Türkiye'de insan hakkı yok ama hemen her alanda. Mesele 15 Temmuz sonrasında buna bağlı yargılamalar veya cemaat soruşturmaları veya işte barış akademisyenleri veya Kürt davaları, Kürt siyasal hareketi davaları şu bu falan değil ki. Bakın kimsesiz ülkenin kimsesiz çocukları. O e, mezar e, taşında adeta e, o yazıyor. Kimsesiz kız çocuğu. Depremde kaybolan çocuklara AKP ve MHP hafta içinde e, araştırılmasına hayır dedi. Ve bunlar birinci yılda olarsa kayıp statüsünden çıkarılacaklar. İkti muhalefetten gelen her şeyi kategorik olarak reddeden bir iktidar söz konusu. Şimdi buna isyan yükseliyor. Ya bunu bile reddettiniz. Yani şu kayıp çocukları bir arayalım, bir komisyon kuralım falan filan denecek durumda da değiller. İnsanlık düşmanlarıyla karşı karşıyasınız. İsrail'in orada yaptığından, Türkiye'nin burada yaptığı çok farksız, yani çok farklı değil. Bir başkası, bir başka kayıp vakası. Mezopotamya Ajansı'ndan getiriyorum. 23 yıldır kaybettirilen çocuklarını arıyorlar. Serdar Tanış ve Ebu Bekir Deniz'in akıbetleri 23 yıldır bilinmiyor. Ailelerinin gideceği, çocuklarına dua edeceği bir mezarları dahi yok. İnsan ölür ama bir mezarı olur demiş aileler. Toprağa dokunursun onun kokusunu alırsın. Burada o da yok. Kıyılara vuran insanlık. Türkiye'deki manzaraları getiriyorum arka arkaya. Antalya ve Muğla'da karaya vuran cesetlerin ardından Bodrum dün bugün demişim ama dün Bodrum'a komşu İstanköy Kos e, arasında iki erkek cesedi bulundu. Cesetlerden birinin üzerinden Türk pasaportu çıktı. Kıyıya vuran insanlık. Sonra hafta içinde mevzu etmiştim. Ya onlar kıyıya vuran cesetler e, Suriyeli. E, Türkiye vatandaşı değilmiş. Rahat olun falan gibi başlık atmış başlıklar atmışlardı gazeteler. Bakın Fransa'da 2023 iltica başvurularında Türkler 3. sırada. Almanya en çok tercih edilen ülke tamam. Fakat bütün Avrupa ülkelerinde artık Türkler dereceye girmeye başladılar. İlk 3'te ilk 5'te zikrediliyorlar. Yerleşim başvurularında, iltica başvurularında. T Türk vatandaşları 2023'te 8500 başvuruyla 3. sırada. Bir başka konu 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaşıyor. 10 gün sonra yıl dönümü. Kaç kişinin engelli kaldığı bilinmiyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri böyle cevap vermişler. Ayrıca hayatını kaybedenlerin sayısını 50 binden 50 bin olarak açıkladılar. Bölgede yaşayanlar 40 bin bina yıkıldı. Böyle bir rakam olamaz. Çok düşük söylüyorlar diyor. O rakam da inandırıcı değil. Ayrıca kaç kişinin engel yani yaşayanlar da hala mağdur yani hani ölenler, kimsesizler, kayıplar onları geçtik. Hayatta kalanlar da bir yaşam mücadelesi veriyor. Kaç kişinin engelli olduğunu bilmiyor devlet. Ama öbür tarafta zeytin ağaçlarını drone ile tek tek sayan bir teknoloji var. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü 1750 parselde bulunan yaklaşık 180 bin zeytin ağacını havadan ve karadan saymış. Orada kayıplar, Orada engelliler bir zeytin ağacı kadar kıymetli değiller yani. Orada sayıyor, öbür tarafta bilmiyoruz. Ekonomiyle devam edelim. Hakan Kara paylaşmış Big Mac. Ee, McDonald's'ın en popüler sandviçi. 180 TL olmuş Türkiye'de. 200 TL'lik en yüksek, en büyük banknotla bir sandviç alabiliyorsunuz. Bir burger veya hamburger alabiliyorsunuz McDonald's'tan. Son 20 yılın görevli olarak en pahalısı dünya ortalamasının %36 üzerinde. Yani bu Big Mac endeksi elbette bir enflasyon endeksi değil, subjektif bir endeks ama bir veri olması açısından da önemli. İşte dünya ortalaması nerede ve Türkiye'de fiyat nereye çıkmış? Bunu paylaşmış Hakan Kara. Şenol Babuşçu paylaşmış. Eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti Profesör Doktor Türkiye'de kartlı ödemeler 2023'te %122 büyüdü diyor. Herkes karta yüklendi de o da bir yere kadar. Ve bir başkası. Hakan Demir paylaşmış su yorumcusu. X platformunda eski adıyla Twitter. Zeytinyağı. Şurası 3500 lira demiş. Ve bu ülke zeytin üretiminde ilk beşte. Sorunumuz bir şeylerin yokluğu değil sırtımızdaki asalakların çoğunluğu. Yani zeytin ağacıyla geldik, zeytin yağıyla bağlayalım bu bölümü. Evet, yani ülkenin hele Akdeniz coğrafyasında bir zeytin ve zeytinyağı cenneti olması ve buna gerçekten makul bir fiyatla erişilmesi gerekir. Fakat bundan da yoksunsunuz. O arada Avrupa'da İtalya menşeli, İspanya menşeli zeytinyağları çok daha popüler ve satılıyor. Türkiye menşeli zeytinyağı görmedim. Keşke görebilseydim yani. Mahalle neyle meşgul? Yavaş yavaş yerel seçim gündemine bakalım. Halk TV paylaşmış. Haberin ne olduğunu önemi yok. Bahçeli ne diyecek soru işareti MHP'li başkan AKP'nin adayının FETÖ'cü olduğunu söyledi. Böyle başlık atıyorlar. Ne biliyorsun? Nereden biliyorsun? İddia bile demiyorlar artık yani. Haber diline bakar mısınız? Sonra işte Nesrin Nas paylaşmış. Anadolu Ajansı TRT başta devletin tüm kurumları Murat Kurum için seferber. Bu kurumların hepsinde bizim hakkımız var. Paralarını vergilerimizle biz ödüyoruz filan. Parasıyla da işte reklam almıyormuş TRT filan. Ya yani bu 10 yıldır böyle. 2024 değil mi? 2014 yerel seçimlerinde Anadolu Ajansı bütün adaylarla beraber dolaşıyordu. Bir Anadolu Ajansı muhabiri. Fotoğraflı görüntülü haberler geçiliyordu. TRT de aynı şekildeydi. Durum hiç değişmedi. Durum hep böyle ama buna itiraz eden yok. Melis Alpan paylaşmış. TRT İmamoğlu reklamlarını parasıyla bile almıyor, yayımlamıyor haberi üzerine. Gazeteciliğe yeni başladığımda bir konser haberine çok alkış aldı gibi bir başlık attığımda yazışları müdürü uyarıp alkış alması haberdir demişti. Bu haberler o misal. TRT yayınlası haber olur. O noktayı çok o noktaya çoktan geldik. Evet ama 10 yıldır böyle. Yeni değil yani. Bakın genel seçim gündemi demişken Mehmet Memleket Partisi Muharrem İnce işte CHP ile görüşmüş. Sonra da işte kendi adaylarıyla yürüme kararı almış. Orada da CHP'ye bir genel merkeze falan bir sürü suçlama. Deniz Yücel paylaşmış parti sözcüsü. İlkesel duruş konusunda diyor e, Muharrem İnce bizimle görüşmesinde CHP ile görüşmesinde hiçbir şey e, söylemedi. Tek bir cümle dahi kurmadı. Belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı istedi. Herkes cukkasının peşinde. Yani sol olmanız, eski CHP'li olmanız falan durumları değiş, değiştirmiyor. Yani bu yerel seçimde ben ne koparırım? Yani ilkesel bir şey yok yani. Leyla Zanay'a atlamayalım. Gazete Duvar Diyarbakır temsilcisi Vejde Erbay'la görüştü. Hafta içinde yayınlandı. Çok da ses kaldır getirdi bu. Yani bu şu başlıkta verildi. Erdoğan çözüm sürecini dondurucudan çıkarmalı ki bu Erdoğan'ın lafıydı. E, Cumhurbaşkanı süreci dondurucuya kaldırdım diyor. E artık miadı gelmek geçmek üzere bence dondurucudan çıkarıp bu işi esasdan ele almak gerekiyor zaman kaybetmeden. Bu açıklamayla Demirtaş ailesinin tutumu veya Başak Demirtaş'ın İstanbul'da belediye başkan adaylığına e, istemesi veya hevesli olması e, yan yana değerlendirildi. Çok yan yana konulacak konular değil. Farklı farklı konular ama Kürt siyasal hareketi Devletle ilişkisini göstermesi ve devletin çözüm süreci veya işte dondurucuya konması dondurucudan çıkarılması konusunda halen oradan bir beklenti içerisinde olması açısından da önemli. Leyla Zana'nın bunu, bunun altını çizmesi. Erdoğan dondurucuya koymuştu artık bunu çıkarsın görüşelim bu konuyu demiş Leyla Zana. Çok uzun bir söyleşi okumanız 10-15 dakika sürüyor ama okumanızı tavsiye ederim. Bir başka kritik ve kulis konusu enteresan. Bununla ilgili başka şeyler de söyleyeceğim ama Süleyman Soylu ile Ali Yerlikaya arasındaki çekişme devam ediyor. Çünkü Halef Selefler İçişleri Bakanlığı'nda Yerlikaya İstanbul Belediye Başkan adayı olmak istemiş ve olamayışının sorumlusu olarak da Süleyman Soylu'yu görüyormuş. Bu kulisi Nuray Babacan aktardı gazete pencereden. Adı İBB Başkanlığı için geçen Ali Kayan'ın kendisi aleyhinde yürütülen kampanyadan AKP'li trolleri sorumlu tuttuğunu ve bunların Süleyman Soylu ekibi olduğunu iddia ettiğini iddia etmiş yazmış kulis haberinde. Bir yandan da hani Murat Kurum ortaya çıktı falan falan yürüyor ama arkada bir çekişme devam ediyor. O arada Süleyman Soylu bir tweet atmış ama attığı tweetle <laughs> Murat Kurum'u bitirmiş esasen. İstanbul'da doğdum okudum yaşıyorum. Bugün Murat Kurum başkanın İstanbul'a projeleri dair projeleri bana bu şehirde yaşayan bir insan olarak güven verdi. Murat Kurum İstanbul doğumlu değil Ankara doğumlu. İstanbul'da hiç yaşamamış bir adresi yok falan. Yani İstanbul'a belediye başkanı oluyorsunuz. Tabi daha önce bu kanunen mümkün değildi. Sonra kanunu değiştirdiler ayrı bir hikaye. Onunla gömmüş yani. Sen İstanbul'da değilsin İstanbul'da da yaşamıyorsun. Ben İstanbul'da doğdum okudum ve yaşıyorum. Falan sana da destek veriyorum demeye getirmiş bir yönüyle hani destek mi veriyor yoksa e, çakmış mı e, Murat Kurum'a anlamak mümkün değil. Evet acayip işler geçelim dış gündeme Trump artık e, aday e, karşısında kimse kalmadı Nikki Haley var e, Iowa ve New Hampshire e, ara, ön seçimlerini aldı Mart ayında süper Salı denen seçimin ön seçimlerin ardından da artık adaylığını kesin kez ilan etmesi bekleniyor. Biden da demokratların adayı gibi görülüyor. Artık yaş durumu, gaf durumu, sağlık durumu, politik bunların hepsini bir kenara bırakmak lazım. Trump'ın aleyhindeki her şey Trump'a ve Trump taraftarlarına, Cumhuriyetçi Parti'ye yarıyor. Biden zaten gözü kara bir şekilde ikinci dönem için yürüyor. Demokratlar yeni bir aday çıkaracak gibi görünmüyor ve belli ki 5 Kasım'da bu ikisinden birini oylayacak Amerika, ee, işte New Hampshire'da da e, ön seçim aldı o arada Desantis işte onun lehine çekildi vesaire. Ee, yeni bir rakip çıkması ya, mevcut rakipler de çok zayıftı. Yeni bir rakip çıkması beklenmiyor. Ee, o arada mahkemeler, bu bu sene yani önümüzdeki haftalarda aylarda da pek çok mahkemede pek çok konu gündeme gelecek ama bu konuların da onun elini zayıflatması beklenmiyor. Ee, bilakis. Trump'ı devirmeye çalışıyorlar. Trump'a savaş açtılar. Trump'ın adaylığını engellemeye çalışıyorlar diye Cumhuriyetçi seçmeni veya Trump taraftarlarını konsolide ediyor bu haberler. Tuğçe tu tu Farol paylaşmış. Amerika'da yaşıyor. Önemsiyorum bu mesajını. Cumhuriyetçi partiyi öyle paramparça etti ki Trump aday olursa Haley'nin taraftarlarından seçim günü oy vermeyecek bir kitle var. Haley Nikki Haley New Hampshire'da en son Trump'ın karşısına çıkmıştı. Nikki Haley aday olursa oy vermeye gitmeyecek. Trump kitlesi var diyor. Bu durumda diyor aradan sıyrılabilir Biden. Bakalım göreceğiz daha çok erken. Gerçekten çok erken. Ocak ayı, Şubat ayı itibariyle. Kasım'a daha çok şey var ama yaza kadar belli ki bu tartışmalarla yürüyeceğiz. Trump seçimleri kazanırsa Türkiye'ye etkisi ne olur? Sorusunun cevabını Amerikalı Türkiye uzmanı Makowski vermiş. Doçevele'de de var haber. Detayını okuyabilirsiniz. Diyor ki, Trump Türkiye'deki krizi tetiklemişti geçmişte. Rahip Bronson için açıkladığı yaptırım kararıyla TL'de değer kaybı başladı ve TL bir daha toparlayamadı demiş. Evet böyleyken böyle. Diyor ve bir manşeti daha yavaş yavaş noktalıyoruz. Ee, haftanın ilk günü tekrar yeniden karşınızda olmak umuduyla. Herkese iyi hafta sonları.